Belediye bütçeleri ve belediye bütçelerinin işte bugünkü masada ne var? Özgür Özel diyor ki belediye bütçelerini arttıralım. Belediyeler çünkü önemli bir borç batağının içinde. Sadece AK Parti'den devraldıkları belediyeler değil. İzmir Belediyesi'nin rakamları ortada. Ankara Belediyesi'nin 5 yılda, İstanbul Belediyesi'nin son 5 yılda geldiği, Şişli'nin, Çankaya'nınkileri söylemiyorum bile. Hepsi bunlar ortada. Buna rağmen kaynak arttırılsın deniliyor. Ben de şunu söylüyorum. Var olan kaynakla mazgal temizliği bile yapamadığınız için bakın şu görüntüleri izleyelim. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Tabii ki şu çok önemli. Bakın bu parantezi çok altını çizerek söylemek istiyorum. Hiçbir şehrin altyapısı belli bir metreküpün üzerindeki yağışın üzerine göre inşa edilmez. Bu Melih Gökçek tartışmasına da girmeye gerek yok. Mansur Yavaş'ı da kötülemeye bu anlamda gerek yok. Kadir Topbaş'a kadar konuyu götürmeye gerek yok falan. Bir sürü şey söylenebilir. Yani mesela diyelim ki şehrin altyapısı. İşte diyelim ki rakamları afaki söylüyorum. Saatte 200 metre küplük su, yağmur suyuna dayanıklı olarak inşa ediliyor. 500 metre küp yağdığı zaman sel olur. Bundan kaçış yok. Eleştirilen konu ne o zaman? Eleştirilen konu şu bakın. Israrlı bir şekilde söylüyoruz. Israrlı bir şekilde de söylemeye devam edeceğiz. Ankara'da zerre kadar mazgal temizliği, rögar temizliği yapılmıyor. Bunları ekrana getirdiğimizde adam yazmış Yusuf Alabar'da çok önemli bir gazetecilik başarısı ortaya koymuşsun. Trollüye mi soyundu? Ya arkadaş ben bu şehrin içerisinde yaşıyorum. Bu benim attığım ilk paylaşım değil. Ben çevreye son derece duyarlılık gösteren, parklardaki kurumuş ağaçları gören, biçilmemiş otları, efendime söyleyeyim ilaçlanmamış gülleri, kurutulan ağaçları gören, rogar kapaklarını ise sürekli işte eşofmanı giyip, her gün belli bir adım atma gayretinde olan 50 yaşın üzerinde bir vatandaş olarak bu manzaraları görüyorum. Ve bunları da sıklıkla gündeme getiriyorum. Şimdi bunları gündeme get... Şimdi siz önce bu mazgalları temizleyeceksiniz. Bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, 33 tane değil, 53 tane değil. Siz bu mazgalların içerisinde otlar yetişiyor. Siz bunları temizlemedikten sonra... Ya işte metro küpü şu kadardan yağmur düştü. Bu bir afet. Buna ne yapılabilir? Sözü aslında doğru bir söz. Ama bu mazgalların hali bu şekilde durduğu sürece o sözünüzün zerre kadar değeri yok. Çünkü bunlar seli katmerleştiriyor. Katmerleştiriyor. Bakın bir yine takipçimiz bunu göndermiş. Dün de bu birçok yerde yayınlandı. Ankara'daki Halk Ekmek Fabrikası'nın önünde yağmur mazgalı alttaki gördüğünüz resimde olduğu gibi üzeri asfalt kaplanmış. Hali hazırda da gidip görebilirsiniz. Keza şu biraz önce kapalı rokar diye karşınıza göstermek için getirmiş olduğum fotoğrafları bizzat kendim çektim. Kendim şahit olmasam bu kadar emin olmayacağım. Geçen birisi soruyor burası Ankara değil kardeşim falan diye. Dedim ki kulağından tuturur o mazgalların yanına seni götürürüm ama belediyenin kamerası da gelsin. Yani canlı yayın da yapalım. Şimdi bunlar bu kadar daha siz mazgal temizliğini yapamazken İstanbul'da iki günlük konserlere milyonlar, İzmir'de konser Tarkan konserlerine milyonlar, Ankara'daki konserlere Tantaşçı konserlerine milyonlar verirseniz kusura bakmayın biz bunu konuşuruz. Bunu konuşmak bizim vatandaş olarak bir kere en başta görevimiz. Yani daha sen mazgalının içerisindeki pisliği temizleyemiyorsun. Sen neyin derdindesin ama şöyle bir tweet geldi. Bir dijital mecraya Mansur Yavaş'ın hesabından verilmiş bu cevap. Dijital Sözcü isimli bir hesap. Bu konuları eleştirince pudra şekeri var. Mazgal temizliği var mı diye soruyor. Pudra şekeri var diye Mansur Yavaş'ın hesabından böyle bir paylaşım DM'ine, özel mesaj kutusuna gidiyor. Buradan anlıyoruz ki bu kişi Mansur Yavaş olmadığına göre, olmaması gerektiğine göre, olmamasını temenni ettiğimiz fikriyatına göre Mansur Yavaş hesaplarını kontrol eden basın ekibini bir gözden geçirsin. Basın ekibini mutlaka gözden geçirsin. Şu laflar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hesabından gönderilecek cevaplar değil.
Önüne geleni de engellemeyi bırakın Sayın Mansur Yavaş. Ekibinize söyleyin, size hakaret edilmediği sürece, size iftira edilmediği sürece, ki hakaret ve iftira davasını tabii ki açabilirsiniz böyle bir durum varsa, biraz eleştiri eşiğiniz yüksek olsun. Bu kadar düşük olmasın. Nedir ya? Yani dijital sözcü dediğim kanal kimse, baktım 157 bin takipçisi var. Size mazgal temizliği var mı dediğinde pudra şekeri var yazıyorsunuz. Şimdi bunlar sıkıntılı hususlar. Bunları karşınıza getirmekte fayda görüyorum. Çünkü bunlar meydana getirilmediğinde gerçekten insanlar kendilerinin çok başarılı olduğuna inanıyorlar. Şimdi bir Rus şeyini göndermiş. Atayuslu, Antalya milletvekili Atayuslu. Çok iyi arkadaşımızdır. Sağ olsun, var olsun. Kastlı'ya geliyorlar, soruyorlar. Diyorlar ki belediyeden memnun musun? Vallahi çok memnunuz diyor. Peki diyor, çalışmasından memnun muyuz? Vallahi çok memnunuz. Peki ne yapar? İşte sabahları kalkar, görevini yapar. Vallahi elinden gelenin fazlasını bile yapmaya çalışır. Peki memnun olmadığınız bir şey var mı? Diyor ki Karslı, Ruslardan memnun değiliz. Ruslardan memnun değiliz. Tabii öyle deyince muhabir şaşırıyor. Yani Ruslarla konunun ne alakası var falan. Diyor ki ne alaka? Şimdi diyor, bu şehrin altyapısını Ruslar yapmış diyor. Ta 1900'lü yılların başlarında. Ondan sonra Ruslar yapmış ama diyor son zamanlarda diyor kanalizasyon patlıyor diyor. Su diyor ortaya çıkıyor diyor. İşte her taraftan köpükler çıkıyor diyor. Dolayısıyla da diyor Ruslar diyor gelip diyor iş diyor yaptıkları sistemin diyor kontrolünü de yapmıyorlar, idamesini de yapmıyorlar. Ruslardan şikayetçiyiz diyor. Şimdi öyle şeyler yaşıyoruz ki belediyeyi alalı 6 yıl olmuş. Mazgalların temizliğini yapamamışsın. Sen hala Melih Gökçek diyorsunuz ya. Hala Kadir Topbaş falan diyorsunuz yani. Ya arkadaş, dalga mı geçiyorsunuz insanla? Yani Kaslı'nın Ruslardan şikayeti gibi sizin de 6 sene 7 sene olmuş Melih Gökçek bırakalı. Mazgalın içindeki otu da herhalde gelip de Rusların kanalizasyonu temizlemesi gibi Melih Gökçek'in temizlemesini beklemiyorsunuz. Bakın bununla ilgili bir şey izleteceğim size. Eğer bir kere de bulma şansım olursa. Şöyle aynen bu fıkrayı şey yapıyor. Dinleyelim. Son 30 senedir göçüyor. Ben 15 senedir belediye başkanıyım. Orası orada aşağıda Melih Bey zamanında da daha sonrakilere şimdi de geçen sene Büyükşehir Belediyesi orada büyük bir çalışma yaptı. Ama yine bu arabanın düştüğü yer devamlı göçen orayı da gelip geçenler bilir. En az 20 kere 30 kere orası tamir edildi. Bir aşağıda bir şey var, onu bilemiyoruz nedir ne oranın sorunu. Şimdi çok defa çöküyor dediniz. Evet. Hem Melih Bey zamanında hem Mansur Bey zamanında ya, çalışmalar orası, yapıldı sadece dediniz. Sadece o bölüm. Peki o zaman o aşağıda demek ki bir şey ama var. O zaman benim oranın şey belki kapatılması gerekmiyor muydu? Yani başka ana yol burası. Anne Hanım, ana yol. Bağdat Caddesi. Yani Ostimi, İbedi'yi, Demet Evleri, Çen Tepesi'ni bağlayan ana yol burası. Zamanında yapılmış. Orada ama bu herhalde bu göçükten sonra teknik olarak orada neden göçtüğünü tekrar yapılması lazım. Evet, videodaki ses Yeni Mahalle Belediye Başkanı'na ait. Ne diyor? Bu yol diyor 30 senedir göçüyor. Ben 15 senedir diyor belediye başkanıyım ve 15 senedir anlayamadık biz ne olduğunu diyor. Arkadaş, altında Guam çukuru yok herhalde değil mi? 10 bin metre derinliğinde. 15 senedir siz burada belediye reisiniz. Hadi Melih Gökçe'ye ait yol dediniz, bilmem ne dediniz. Ne diyor orada? Melih Bey zamanında da vardı. Ruslar zamanında da vardı dediği gibi. Ya bu şaka mı? Melih Bey bırakalı 7 sene olmuş. 15 senedir Yeni Mahalle'de belediye reisisiniz. Aynı partiden Büyükşehir Belediye Başkanınız. 6. senesinin içerisine geçti. %60 oy aldı. Ne demek yani? Orada bir şey var. Tamam anladık da ne yapacaksın abicim? Yani kas kardeşim. 50 metre mi kazılması gerekiyor? Yetmiyor. Ne diyor? Ana yol orası kazılmaz. Ya lütfen Fethi Bey ya. İnsan aklıyla alay mı ediyorsunuz ya? Aşağıda bir şey var. Zamanında yapılmış diyor. Zamanında yapılmış o yol. Aşağıda bir şey var diyor. Ben de bilmiyorum 15 senedir. Ya vallahi hasbinallah yani. Bu böyle bir yerel yönetim anlayışı oldu mu? Bütçeyi istediğiniz kadar arttırın kardeşim. İşte bugün Özgür Özel'in işte şeyinde gündeme gelen hususlardan bir tanesi bütçeyi arttırmak. Al mazgalın temizliğini yapmıyorsunuz. Hala Melih Bey zamanında da orada taşkın olurdu diyorsunuz.